Abdullah Yıldız Sana emrolunanı açıkla, aldırma. Artık sana emrolunanı çekinmeden yap, açıkla ve müşriklere aldırma. Alay edenlere karşı şüphesiz biz sana yeteriz. Onlar Allah ile birlikte başkasını ilah edinenlerdir. Onlar yakında bileceklerdir. Andolsun ki onların söyledikleri şeylerden dolayı senin göğsünün daraldığını biliyoruz.'' Rabbini hamd ile tesbih et ve namazını kılıp secde edenlerden ol. Ve ölüm sana gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şahsında görevleri insanlara hakikati apaçık anlatmak olan davetçilere hitap eden bu ayetleri merhum Ali Küçük hocamız Besairul Kur'an isimli tefsirinde özetle şöyle açıklar. Emrolunduğun şeyi yapıp açıkça ortaya koy. Rabbin sana ne emretmişse, nelerle sorumlu kılmışsa onları yerine getir ve ısrarla anlat. Senin gibi inanmayan, düşünmeyen, senin gibi sadece Allah'a teslim olmayan müşriklerden yüz çevir. Onlara aldırış etme. Onların anlayışları, düşünceleri, amelleri, hayat programları seni asla bağlamasın. Unutma ki biz sana yeteriz. Seni alaya alan, seni yalanlayan, seni reddeden, sana zulmetmeye yönelen kimselere karşı şüphesiz biz sana yeteriz. Sen yoluna devam et. Onlar Allah'tan başka ilahlar kabul ediyorlar. Allah dışında yetkililer peşinde koşuyorlar. Allah'tan başkalarını, putları, cansız varlıkları, insanları ilah biliyorlar. İlah makamında görüyorlar. Allah'la birlikte başkalarını da dinliyorlar. Allah'la beraber başkalarına da dua ediyorlar başkalarına da kulluk ediyorlar. Allah'ı razı etmeye çalıştıkları gibi çevreyi de, modayı da, adetleri de, töreleri de, yasaları da, Allah'la çatışan tağutları da razı etmeye çalışıyorlar. Hem Allah'ın çektiği yere hem de başkalarının çektikleri yerlere gitmeye çalışıyorlar. Bazen Allah'ı dinliyor, bazen de başkalarını dinliyorlar. Hayatlarında başka ilahların kulu kölesi olurlarken ilahlarının boş bırakıp dolduramadıkları namaz gibi oruç gibi zekat gibi zikir gibi hayat birimlerini de Allah'ın dinine göre dolduruyorlar. İşte böyle yapanları, böyle yaşayanları bırak da sen sadece Rabbinin sana emrettiklerini yapmaya devam et. Andolsun ki biz onların söyledikleri şeylerden, onların lakırdılarından senin göğsünün daraldığını, kalbinin sıkıldığını, üzüldüğünü biliyoruz. Sen onlara en güzel bir şekilde bizim kitabımızı, ayetlerimizi okuyorsun, duyuruyorsun ama onlar seni dinlemiyorlar, sana kulak vermiyorlar. Onlar başka sevdaların peşindeler, başka kitapları okumanın, başka örneklerin arkasından gitmenin peşindeler. Sen onlara merhametinden dolayı ısrarla onları ateşten, cehennemden korumaya çalışıyorsun ama onlar ısrarla ateşten yana tavır alıyorlar sana ve senin kendilerine okuduğun bu kitaba karşı kulaklarını tıkamışlar. Çılgınca dünya zevklerine dalmışlar. Sen onların bu davranışları karşısında üzülme, canını sıkma. Rabbini ham dile tesbih et, Subhanallah de, Elhamdülillah de, Rabbini hep gündemde tut, Rabbini hep yücelt, hep onu noksan sıfatlardan tenzih edip mükemmel sıfatların sahibi kabul et.'' ve Rabbine secde edenlerden ol. Rabbine boyun büküp onun emirlerine teslimiyet gösterenlerden ol. Namaz kılanlardan ol. Yani cemaat halinde omuz omuza namaz kıldığın Müslümanlarla hak yolunda birlikte hareket et. Ve Rabbine ibadet et. Tüm hayatını Rabbin için yaşa. Tüm hayatında onun kolu kölesi olduğunu unutma. Ta ki sana ölüm gelinceye kadar. Hep ona kullukta ol bir an bile ona kulluktan uzak olma. İşte senin görevin bu şekilde bir kulluk ve Müslümanlıktır. Hayatını Allah için yaşamaktır. Evet, peygamberin görevi budur. Peygamber yolunun yolcusu olan bizlerin de bu dünyada görevimiz işte budur. Bizler de tıpkı piştarımız ve örneğimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi bize ölüm gelinceye kadar sadece Rabbimize kulluğa devam edeceğiz.'' Unutmayalım ki hepimizi ecel takip ediyor. Kıyamet çok yakın, ölüm çok yakın, hayat çok kısadır. O halde kitap ve peygamber rehberliğinde ölüme kadar Müslümanca yaşamalıyız. Üstad Mevdudi de Tefhimul Kur'an tefsirinde son iki ayet bağlamında şu açıklamayı yapar. Salat ve Rabbinize ibadet etmek, sizde hakkı tebliğ ve insanlığı ıslah etme sırasında karşılaşacağınız Zorluk ve engellere karşı gerekli olan dayanıklılık gücünü yaratacak, sizi rahatlatacak, size cesaret verecek ve engeller, alaylar ve zorluklarla dolu ilahi tebliğ görevinizi bıkmadan yerine getirmenizi sağlayacaktır.